Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakınız burada kripto coin üzerindeyiz. Özellikle Terra Classic üzerine gerçekleşen bu yakın meselesi üzerine konuşmaya ve kripto coin'in yorumlarını değerlendireceğiz. Şöyle genel olarak bir duruma bakacağız. Diyor ki, Türklerin aldığı altcoin için kritik oylama Binance destekleyebilir. Şimdi en son oylama neydi? Onu bir hatırlamak gerekiyor. Başlangıçta %1,2 ile tax burn ortaya çıkmıştı. Evet, doğrudur. Devamında çok fazla delist edildi Lunge bu süreç içerisinde. Hem doğrulayıcılar ve uygulamalar Terra Classic'ten ayrıldı. Borsalar Lunge'u delist ettiler ve bunu gerçekleştirmek istemediler. Tabii ki aynı anda bu sıkıntılardan dolayı %0,2'ye düşürüldü. Şu anda %0,5'e çıkarılması için bir teklif sunuldu. Fakat çok çok büyük bir ihtimalle bu doğal değil. Yani ekip üyelerinin manipülasyon yapması sonucunda ve bot sistemi sonucunda büyük bir ihtimalle bu ne olacaktır? Geçecektir. Fakat dediğim gibi ekip eliyle geçecektir. Bunu neden geçirmeye çalışıyorlar? Ben size onun da şeyini söyleyeyim. Önceki videoda da konuştuk. Ben size çok bir zaman sonra değil, birkaç gün sonra hatırlatırım. Birkaç gün içerisinde ekip tax burn üzerinden bir geri basım, yeniden basım sistemi kuracaktır. Ve ne yapacaklar? Ekibin fonlanması için tax burn'u kullanacaklar. Ne demek istediğimi büyük bir ihtimalle anlamışsınızdır. Tekrar ediyorum. Ben çok değil, birkaç hafta değil. Bak, ben birkaç gün sonra bu söylediğim şeyi hatırlatırım. Siz bir kenara bunu not alın. Birkaç gün içinde yeni bir duyuruyla birlikte ben bunu hatırlatacağım. Bu şekilde bir durum izleniyor. Hiç hoş bir durum değil. %0,5'e arttırılması zaten teknik bakımdan yanlış. Kaldı ki burada klasik gibi yakın mekanizmasına, vergiler üzerinden yakın mekanizmasına şiddetle karşı çıkan, sürekli hayır yapmamamız lazım, yapmamalıyız diyen kişiler bugün bu mekanizmayı, daha doğrusu bu teklifi destekler hale geldi. Dilerim ki yapmamaları gerekiyordu ama şu an yapacaklar, yapmaya da devam edeceklerdir. Tabii Binance'ın bunu kabul edip etmemesi konusu ortada. Binance bunu kabul edecektir. Binance'la alakalı bir durum zaten yok ortada. Binance'ın önceki vergi mekanizmasını işte kaldırması vesaire de bununla alakalı bir durum değildi. O yüzden kabul edecektir. Ama güzel değil. Lunge'un borsalar tarafından delist edileceği, farklı uygulamaların, doğrulayıcıların Lunge'dan, daha doğrusu Terra Classic ekosisteminden çıkacağını göz göre göre bunu ortaya sürmek ve bot basarak geçirmek yanlış bir durum olacaktır. Sırf kendilerini fonlamak amacıyla bunu ortaya çıkarmışlardır. Kendilerinin bizzat bu olaydan dolayı bak başları ağrıyacaktır. Ben size söyleyeyim. Bakalım. Terra Classic topluluğu diyor, Lunge yakınlarını tekrar yükseltmek için oy kullanıyor. Buradan çıkan kararlar daha önce altcoin fiyatı üzerinde etkili olmuştu. Binance'ın artışın ardından Lunge yakınlarını tekrar desteklemesi topluluğun en büyük umudu. Ya Binance destekler, Binance niye desteklemesin? Olaya çok yanlış bir açıdan bakılıyor yani burada. Binance destekler. Terra Classic topluluğu kritik süreçte. Lunge yakınları ile ilgili son teklifleri reddetti. Son durumda token yakma oranlarını yükseltmek için oy kullanıyor bu hamle. Lunge fiyatın geçen hafta buraları hızlı hızlı okuyorum. Çünkü önceki videoda da değerlendirdik ya. 4.01 değil 3.01 doların altına düştüğü zaman da geldi. Lunge fiyatı son düşte. USD ve Luna fiyatları sert bir şekilde dip yaptı. Mayıs 22 seviyelerine geri döndü. Doğru. Bu arada bazı Terra Classic üyeleri Lunge yakma oranı başlangıçtaki %1,2 düzeni geri getirmek için Haziran ayında gelecek fiyatın gelecek tekliflerini, ipuçlarını verdiler. Oo, yani bir de şey var, hani %0,2'den 2,5 kat şu an %0,5'e yükseltiyorlar. Aynı zamanda Haziran'da 6 katına çıkaracaklar. Yani daha ne diyeyim bilmiyorum. İyice böyle işin cılkını çıkaracaklar yani. Tamam.
Ancak Binance'ın lunge yakma mekanizmasını iptal etmesi konusunda uyardığı için toplum bu kararları vermeden önce CZ'yi ikna etmesi gerekmeyecek dediğim gibi. Çünkü zaten sebep bu değildi. Terra Classic topluluğu altcoin yakma oranını %0,5'e çıkarmaya oynuyor. Propagil 11.515 yakım oranını %0,5'e çıkarın. Şu anda oylamaya açık. Teklif topluluğu staking yoluyla lunch talebini arttırmak için yaptıkları gibi yakma oranını arttırarak lunch arzını azaltmaya odaklanması konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Çok yazık ya. Yani zaten bir çöküş geldi. Devamında iyi bir topluluk coin'le dönüşmüştü ama lunch'un bugün geldiği noktayı görmek çok kötü. Gerçekten. Ya lunch'un bugün geldiği noktayı görmek çok üzücü yani. İyi bir şekilde başladı tabii çöküşten sonra ama kötü ellerin eline geçti diyeyim. Zaradar olsun bunun içerisinde. Hem basiretsiz tipler böyle falan, tamam mı? Yani kötü bir yönetimle kötü bir noktaya geldi. Belli ki üzülerek söylüyorum, işler daha da kötü ilerleyecek. Çünkü kendi çıkarlarını öne koydular. Normaldir. Yani sonuçta başa geçti. Sıfırdan kurulan bir şey değildir. Yeni oluşacak diyorum ya. Yani siz dikkatli olun. Gerisi çok da önemli değil. Teklif şu ana kadar %77 evet, %20 hayır ve %3 ile veto ile hayır oyu aldı. Çoğunluğu ve eşi geçmek için birkaç gün kaldı. Bu arada önceki tekliflerin fiyat üzerindeki etkisi şu şekilde diyor. Evet, yani çok bir alakası yok ama 17 öneri oy veren 28 validatörler klasi de bunların içerisinde sağ olsun. Binance altcoin yakımlarını tekrar destekler, evet. Terra Classic topluluğundan bazı önemli isimler token yakma oranlarının başlangıçtaki %1,2'ye sabitlenmesini öneriyor. Launch spot ve margin alım satım ücretlerinin katkısını %50'ye düşürmesinin nedeni hiçbir zaman yakma oranı olmadığından ancak 10.983 sayılı teklif topluluk havuzuna yakma vergisinden fon sağlama yönelik olduğundan Binance bu uygulamayı doğru destekler. Binance daha önce lunge yakma mekanizmasını Mart 23'e kadar askıya almıştı. Ayrıca lunge alım satım ücretlerinden yaktığı token oranı 100'den 50'ye düşürdü. Doğru. Sonuç olarak son teklifle Binance'ın tekrar genel lunge yakma oranını artırması bekleniyor. Çok cüzi. Bu arada yeni bir proje 2 hafta içinde 1,5 milyar lunge token yaktı. Bu rakam Binance'ın bir ay içinde yaktığı 1,2 milyar lunge'dan nispeten daha büyük. Doğru. Şu anda diyor fiyatı bu şekilde işlem görüyor. 2023 ilk çeyrekte Türk yatırımcıları favori coinlerinden biriydi. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.